Selamlar arkadaşlar. Uçan Doktor ben. Medal Dynasty maceramız yine kaldığı yerden son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bir önceki bölüm artık köyde yapacak iş çok kalmamıştı arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Artık full fokus dekorasyona gideceğiz arkadaşlar. Tamamen odağımızı dekorasyona kaydırıyoruz. Uzun bir süre sadece dekorasyondan ilerleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada ne yapmıştık? Bir tane ahırımızı, daha doğrusu at ahırımızı sadece buraya taşımıştık. Malikanemiz burası olacak arkadaşlar. Taş çitlerle çevrili. Tabii şöyle mesela şu kısımlara demir kapılar eklenebilir. Burası demir kapı vesaire. Mesela burası güzel oldu. Ama tam karşısına da demir kapılar eklemek istiyorum açıkçası. O yüzden ne yapacağım? Hemen toplamımızı elimize alıyoruz. Ne yapacağız? Bir dakika. Şöyle çekicimizle direkt bir tane şuraya, bir tane buraya, bir tane de şuraya arkadaşlar. Ne yapalım? Çit değil, kapı değil, demir kapı yapalım. Şimdi şöyle şunu da yıkalım. Bakın, gelin bunu da yıkalım. Şöyle yapalım. İnşa et. Demir kapı ama bu tarafa değil, bu tarafa olsun istiyorum. Şöyle. Bunu da bu tarafa olacak şekilde öyle yapalım ve araya da taş çitimizi konduralım. Şöyle. Tamam, o şeyleri de yapacağım arkadaşlar. Hatta demir vesaire materyal çok kullanabiliriz. O yüzden gidip biraz demir külçesi üzerime alabilirim. Hemen gidiyorum. Demir külçesi alıp geleceğim üstüme. Evet, yeni bölümde her bölüm solda bakıyorduk. Herhangi bir problem var mı başında? 3-4 tane hata var. Onlar da bildiğimiz hatalar zaten. O yüzden bakmıyorum arkadaşlar. Hatta 5 oldu. Yine de bir şüphelendirmeye başladı. Yine her bölüm olduğu gibi bakalım yine de. Avcılık diyor. Ne yokmuş? Kaynak yok. Kaynak ne yok? Kurutulmuş balık eti yok. Niye yok? Çünkü turna balığı kazan. Şunu biraz daha arttırabilirdik. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Şunu biraz daha azaltalım. Şunu biraz arttıralım. Bu kendisini çözer. Buraya geldiğimizde ise hayvancılıkta herhangi bir problemimiz yok. Üretimde tavernada biraz problemlerimiz varmış. Ne yok? Bal şarabı. Niye? Bal peteği yok. Bal peteği nasıl olmaz? Bal peteği vardır ya. Bal peteği çok fazla yok muydu? Bitirmişler demek ki. Problem değil. Demir cevheri. Yavaş yavaş geldikçe yaparsınız. Cevherin hepsini almıyorum ama şu kadarını alıp külçeyi de şöyle birazını alayım. Kendi de çalışmaya devam etsin. 3 tane hatamız var. Onlar dediğim gibi basit hatalar arkadaşlar. Şu aşamada onlara dikkat etmemiz artık neredeyse gerek yok. Demir külçesi bana bayağı lazım oluyor. O yüzden yapayım. Onun haricinde şimdi şöyle bir şey var. Bu meyve bahçesinin etrafında hadi taş çitlerle çevirelim arkadaşlar. Şurası iyi mi mesela?
Şurası iyi. Şuradan. Şöyle yapalım. İki taraflı, yani iki tane yapmak istiyordum oraya. Hemen taş çitimizi şöyle çekelim. Bu şekil iyi arkadaşlar. Yine buraya devam ediyorum. Buraya kadar etrafını taş çitlerle çevirsek gayet şık durur diye düşünüyorum. Buradan devam edebiliyor muyum acaba? Galiba yok. Aslında çevirebiliyorum. Aslında çevirebiliyorum arkadaşlar. En son nereye yaptım o şeyi? Şuraya yaptım değil mi? Evet, geliyor. Güzel, güzel. Şuraya kapı yapacağım. Bir tane kapı yeterli şuraya. Hatta yapayım. Bu değil. Demir kapı iyidir. Sonra yine değil, değil bu. Öyle devam edebiliriz. Buraya taş şey yapabilmek gerçekten çok güzel. Hadi be, buradan yapamıyor muyum acaba? Şöyle yapsak. Yok, olmuyor. Yok, bu taraftan yapamıyoruz galiba. Burayı çok sınıra dayandırmışız. Ama problem mi değil arkadaşlar. Hadi yapalım. Buraya da hatta şöyle yaptık mı? Bence güzel bir şey olacak. Tam tersi mi yapsak? Neden yapamıyorum acaba? Hayda, neden? Yok, böyle koymam bir mantığı yok. Buraya yapmak istiyorum ama çok engebeli durumda diyor. Ha. Şöyle bir şey yapsak peki? Yani çok da güzel olmadı gibi ama yine de yok. Tamam. Orası da öyle kalsın. Problem değil. Zaten %100 böyle tamamen nizami yapmak da böyle gerçekçiye aykırı duruyor aslında baktığınız zaman. Burası çok güzel bir mekan girişi oldu bence. Aslında bunun etrafını demir çitte döşeyebilirdik. Ama gerek yok ya, taş çit iyidir. Demir çit de aslında bizim malikanenin etrafına döşeyebilirdik ama taş çit çok tatlı duruyor ya. O yüzden hiç bozmayacağım arkadaşlar.
Taşçitten devam. 2600 tane taşımız var. Gördüğünüz gibi bayağı yetecek bize. Bunları öngörüp zaten öncesinde dekorasyona gireceğimiz için bayağı biriktirmiştik bunları. Hatta madenlere gittik vesaire. Gayet iyi kaynaklar topladık baktığımız zaman. Şöyle bu köşeye de keşke bir şey yapsaydım ama sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şunu yıkıp buradan giriş. Ha, şuradan vermişim zaten ya, tamam. Evet, demir girişimiz, demir kapımız var. Burada aslında karşıdaki gibi yapabilirdik ama biraz farklılık olsun aslında. Ben yapmamış mıyız? Evet, burayı yaptık. Şu çitleri de yapmamışız. Hemen onları da yapayım. Hemen bunları da tamamlayayım. Özellikle tarım alanlarını küçük yaptım arkadaşlar. Yani çok büyük. Bir de burada geniş alan ya, hareket etmemizi bunların üstünden at direkt geçebiliyor. Daha büyük yaptığınızda at üstünden geçemiyor. Onu da istemiyorum açıkçası. Takılıyoruz, düşüyoruz yoksa atla birlikte. Bak, gayet tatlı bence oldu küçük küçük çitlerle. Bunlar da bence gayet tatlı oldu. Şeyimizi çevirmiş olduk en azından. Ağaçlık alanımızı, gayet meyve bahçelerimiz oldu. Buradan girişte bence çok çok tatlı oldu diye düşünüyorum. Buraya şunu yapabilir miyim sizce? Ne dersiniz? Buradan yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi şöyle yapacağım. Buraya ilk girişe yapmak istiyorum. Ama yapamıyorum. Yapabiliyorum. Bir tane böyle. Bir tane de bu şekilde. Güzel oldu mu? Bence güzel olmadı. Niye diyeceksiniz? Çünkü simetrik olmadı. Şunu yok edelim. Nereye kurmuş? Oraya kurmuş. Yani şuraya kursak daha güzel duracak gibi duruyor. Daha iyi gibi sanki şöyle. Tam dik mi değil? Böyle de değil. Evet, böyle biraz yine simetrik olmadı ama en azından daha düzgün durdu gibi. Şimdi bunun hizasına yapmaya çalışırsak tabi. Mesela şu araya bir tane daha yapabilir miyiz? Buralara niye yapamıyoruz? İlla şuraya mı yapacağız? Tamam. Bir tane öyle yapalım. Bir tane şu araya yapalım. Güzel. Bir tane bu araya yapalım. Yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz bilmiyorum ama şuraya da mı yapamıyoruz? Yeterli kaynak mı yok? Nasıl kaynak yok ya? Nasıl kaynak yok? Ha, yün iplik mi yok? Tamam. Buluruz ya, buluruz. Buluruz. Hatta dur. Yün iplik bizde ya, rahat ol. Saat kaç? Ha, gün bitmiş. Gidelim uyuyalım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen gidiyorum. Gün bitsin arkadaşlar bir an önce. Oraya kaldığımız yerden devam edeceğim tabii ki. Evet, takıldık, mükemmel. Evet, bu demir çitler. Oy. Neyse. Göğsünden demir girdi adamın. Evet, bir sonraki mevsime geçebiliriz. Şimdik ne diyor? Keyif düşüklüğü yüzünden köylerin üretim gücü düştü. Kimse çalışmak istemiyor. İçecekler benden diyor.
Hadi onlara bir içecek ısmarlayalım, bakalım ne olacak. Tüm köylülerin çalışma bölümü. Aa, neyse. Konuşmayı deneyebilirmişim o zaman. Pekala. Konuşmayı onlarla konuşma yapabilirmişiz. Pekala. Sıkıntı yok ama. Problem değil arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen seriden birkaç tane görev yapıp şeyden devam edeceğim. Evet, bu arada işimizin falan görevi yoktu çocuğumuzun da. Tamam. Şöyle seriden görevleri yaparsak bu taşlar falan çok güzel oldu. Görevler nerede var? Bir tane mi görev var köyümüzde? Evet, bir tane görev var. Onu da hemen sen bir burada dur. Çok uzak değil gibi geldi zaten. Igor tarlanın ortasındaymış. Gel bakalım, ne istiyorsun bakalım benden. Tabii ki dur bakayım. Evet, al bakalım. Tamam. Şimdi görevi bitirdik. Kaç tane görev var? 1, 2, 3, 4, 5 tane falan görev var. Basit görevleri hemen yapacağım arkadaşlar, diğer köylerdeki. Ama böyle uğraştırıcı, yarını bekle, şöyle böyle görev varsa onlarla uğraşmayacağım hiç artık. Çünkü gerçekten gerek yok gibi geliyor bana. Evet, bu küçük çitlerden gördüğünüz gibi atlarımız direkt geçiyor arkadaşlar. Koşarak geçiyor, takılmıyorlar. O yüzden çok ayak altı yerlere çit yapmak istiyorsanız bence en ince çitten, küçük çitten yapabilirsiniz. Şunlara takılıyorlar mesela. Oho, çok atladık, çok zıpladı. Çok zıpladı atımız. Yine bu bug'lı durumlarla karşılaşıyoruz. Evet, şu arkadaş çok yetenekli, lakin köyümüze alamam çünkü yer yok. Baktığınız zaman hemen kütük, kalas, para, zaten bir şeyimiz yok. 126K paramız olmuş arkadaşlar. Yani düşünün, yakında 1 milyonu geçeriz diye düşünüyorum bu gidişle. Sana yün getireceğim. Sattığın mallara bakabilir miyim? Sen zaten bez bebek alalım. Keten alalım. Keten sapı alıyorum. Keten iplik alıyorum. Başka ne alıyordum? Yün alalım. Yün iplik de hadi alalım. İlla bir şey kullanırız. 4000 para mı verdik biz ona gerçekten? Peki. Bir kere köklü bot satalım. Onun haricinde demir külçeleri değil tabii ki. Neyi satacaktık? Demir kireç mi? Yok. Lan demirler nerede? Hayır ya, şurada, pardon. Demir çekicimiz vardı çünkü çok fazla. Tamam. Şu an herhangi bir sıkıntımız, kürklü pelerin falan yok. Aslında demir çekici de biz böyle tek tek satmakla değil, köydeki bir arkadaşa da sattırabiliriz artık. Aslında baktığımız zaman buradaki görevi bitirdik. Hadi Baranika'ya ışınlanalım. Oradan da görevimizi. Sol üstte zaten 3-4 tane hata var. Onlar bildiğimiz basit hatalardı arkadaşlar. O yüzden hiç önemsememe gerek yok. Hemen seriden Baranika'ya da gidelim. Oradaki görevleri de yapalım. Sonra köyümüze ne yapacağız? Ne yapıyorduk? Full odağımız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dekorasyona vereceğiz şu an. Ya bunlara bakmama gerek yok. Niye? Çünkü arkadaşlar zaten. Ne istedi bu? Taş balta istedi. Hemen taş balta bir tane yapalım seriden. Al bakalım. Hadi oyna. Bir görev daha yok muydu burada? Evet, şunda var. Umarım basit görev istersin. Bu görevi de yaptık arkadaşlar. Buradaki görevler bitti. Ne kaldı? Denika'ya kaldı. Denika ve Ornika. Hadi onlara da hızlıdan seriden gidelim arkadaşlar. Hadi seriden gidelim. Hello.
yere gitmem lazım. DNK. Çünkü 100 bin şöhrete falan da ulaşmak istiyorum bir yandan. Normalde bu görevleri yapmasam da olur arkadaşlar. Yani çok da şey değil. Ama 100 bin şanda şöhrette vesaire bir şey çıkacak mı? Onu da merak ediyorum. Sen gel bakayım. Sattığım mallara bir bakayım. Şöyle demir. Çekiç. Sattım sana. Sen gel. Sana yardımcı olabilir miyim? Dinle. Tabii ki hallederim. Ama ne hallederim senin için? Ya bu sağa sola gönderiyor yine ya. Neyse. Sana... Ha, sana sattım pardon. Yo dur bir dakika gel. Sana sattım ama aslında senden bir şeyler alabilirim. Bence yün de alayım hadi. Yün iplik de alayım. Şimdiki sana da yine aynı şekilde demir aletlerimizden satalım. Tamam. Seninle alışveriş yapmıştık. Burada köyde alışveriş yapacağım. Dagobert var. Aa, gel bakayım sen de. Hayvan yemini alayım hadi. Keten alayım. Keten alayım. Sıva hala lazım oluyordu. Aa, bir dakika sen burada bir şeyler satalım. Hemen demir aletimizi yine satıyoruz sana. Şimdi bunların hepsini sattık. Hornika'ya mı görev verdi? Nereye verdi bu arkadaşın görevini? Evet, Hornika'da. Pekala. O zaman atım şöyle gelebilirsen. Atabilmiş bir şekilde ışınlanırsanız aynı şekilde gidiyor arkadaşlar, at üstünde gittiği için. Nereye gidecektik? Hornika'ya. Hadi gidelim. Mesela pazar yerine şöyle bir araba yapıp arkadaşlar kervan çıkarabilsek, bir tane tüccar belirlesek, o mesela tüm satmak istediğimiz şeyleri ona yüklesek, köylere dolaşa dolaşa satsa mesela. Farklı bir mekanik bence olur. Pazar yerinde zaten satıyor ama o mekanik daha hoşuma gitti açıkçası. Köylere dolaşsa böyle fiziki olarak da güzel olurmuş bence. Şimdi şuradan hemen demir çekiçlerimizden satalım. Şey almaya gerek yok. Hatta almaya gerek yok ama yine de şöyle balık etini alayım, lazım oluyor. Bir de et vardı. Bunu da alayım. Sonra sizleri almayacağım zaten. İkinizde görev var. Öncelik hadi senden bir şey gel bak. Hazır etmiştim zaten. Daha önceden biliyorsunuz. Görevlerde istiyorlar diye yay birçok üretmiştim. Şuradan zıplasam daha kolay oluyor. Gel bakayım Karolina. Zaten papuç mapuç diyorduk. Sana yardımcı olacağım. Aa, bu da diğer tarafa gönderdi şimdi bizi. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Keten sapı, keten iplik. Yün iplik. Bayağı aldık. 5300 mü verdim buna? Oo. Onu kesinlikle geri almam lazım. Onu kesinlikle geri almam lazım arkadaşlar. Okey. Şimdi senden de sattığın malzemeler hayvan yemi. Hadi gübre de bitiyor artık. Gübre de alabiliriz. Yine arkadaşlar demir çekişten devam ediyorum. Şimdi Konrad, sende de mi görev var? Yardımcı olabilir miyim? Tabii yapabilirim. Ne için? Tamam. Direkt yaptım zaten. Dobromir ve Jandan da zaten her türlü alışveriş yapıyorduk. Bildiğiniz gibi arkadaşlar demir cevheri, kireç taşı, kil ve taşı alıyorduk biliyorsunuz. Bunlara da demir çekiç, neredesin sen? Evet, onları satacaktık. Bir de senden sattığın mallara bakalım. Senden de demir
Cevheri 16 tane varmış ama olsun. Oyuncak kılıç da alıyordum bildiğiniz gibi. Şimdi sattığım mallara bak. Bundan size ne de demir çekiç neredesin? Satalım. Ve okey. Şimdi arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? M'ye bastık. Denika'ya gitmemiz gerekiyormuş. Hadi ışınlanıp gelelim ya. Burada artık yaptık zaten. Yani madem bu kadar uğraştık görevi bitirip gelelim. İlk gün daha sabahın köründe. Hatta saat 10 olmuş. Göreceli olarak erken bile tüm görevleri neredeyse gitmiş ve bitirmiş olacağız arkadaşlar. Hemen Denika'ya şurayı ışınlandım. Şuradaki görevi vereceğim. İstediğin botlar zaten alışveriş yapmıştık arkadaşlar. Diğer görev neredeymiş? Branika'da. Tamam, buradan Branika'ya hemen ışınlanalım bu arada. Madem öyle onu da yapalım. Daha sabah erken saatlerinde gerçekten bir yere gitmem lazım. Branika. Görevlerimizi bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde. Günün ve mevsimin geri kalanında tane daha nereye kaldı? Tekrar Hornika'ya. Tamam. Bir daha Hornika'ya gidelim. Ve mevsimin dediğim gibi geri kalanında dekorasyona odaklanabiliriz artık. Hemen şunu. İçeride mi? O içeride değil. Evet. Şimdi görevlerimizi bitirdik arkadaşlar. Herhangi bir görev artık yapmamıza gerek kalmayacak. Şeye de bastığımızda tüm görevler tamam. Hemen gidiyorum ve bir dakika. Bu köy at çiftliğiydi değil mi? At çiftliği burasıydı. Cidden bir at ahırı daha yaptık ya kendinize has. Ne dersiniz? Yeni atlar alalım mı kendimize? Mesela şu at rengi güzel. Hangisini alalım? Şunu alabiliriz. Erkek. Seni de alalım. Seni de buraya alalım. Onun haricinde seni de alalım hadi. Seni de alalım artık. İki at ahırımızda dolu arkadaşlar. Neredeyse her renkten çeşit çeşit atlarımız oldu. Şimdi yani paraya para demiyoruz. 130'larda falan 140'ları geçmişti herhalde ama bayağı at aldık. O yüzden parayla çok da bir işimiz yok artık arkadaşlar. Yani oyunun bu aşamalarına geldikten sonra yalnız biraz insan boşa düşüyor arkadaşlar. Boşa düşüyor. Niye? Çünkü yani oyun artık sizi zorlamıyor, her şey çürüyor bile hatta yani işte bir şey yetiştirmeye çalışmıyorsunuz, alet yetiştirmeye çalışmıyorsunuz, ne bileyim yiyecek, susuzluk falan bunlarla ilgili her şey çözülmüş oluyor. Oyun da sizi zorlamıyor, ne bileyim haydutlar size karşı bir şeyler yapsa, köye saldırma mekanikleri olsa. Ne bileyim kral mesela işte ara ara sinirlenip farklı krallıklar bir şeyler saldırsa savunma binaları yapmak zorunda kalsak mesela ne bileyim gözcü kuleleri mesela gelse sallıyorum işte yılda bir ne bileyim akınlar gelse ülkemize gibi gibi şeyler olabilir. O yüzden mesela şu an görevlerin hepsini bitirdik. Köydeki işler de tıkır tıkır işliyor zaten. Yani ben hadi dekorasyon şu an yapacağım ama onu da bitirdikten sonra bir yerden sonra artık yapacak bir şey kalmamış olacak arkadaşlar köyde. Kumaş lazım değil mi? Kumaş lazımdı. Hemen gideyim.
depodan bir kumaş alayım arkadaşlar üzerime. Bir şey de kullanmıyorsun zaten. Günlükte şu bayağı alayım. Tamam. Aa, keten ipliği de alalım. Keten de lazım oluyor. Evet, şu an neredeyse her şey. Sen ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Evet, bayağı şey toplamıştık sağdan soldan arkadaşlar biliyorsunuz. Evet, şimdi her yere geçebilir miyim artık? Heh. Buradaki bu caddeye de ışıklandırma, aydınlatma yapıyordum arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Şöyle gelse şuraya yapsak iyi olur. Evet, bunu da yaptık. Bir de şuraya bir yere yapabilir miyiz? Bakalım. Evet, şu açıklığa yapabilirim. Sonra bir tane de hadi gelsin. Buraya yapalım. Ve bir de yolun başına neye takıldım? Ha, bu tarafa mı kapandı? O çok çirkin durdu ya. Tamam, burayı yapamıyorduk zaten. Varsın öyle kalsın. Şöyle şunu yap diyelim. Dekorasyon amaçlı şöyle yapalım. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Direkt şeyin içerisinde de burada baktığınız zaman gördüğünüz gibi aydınlatmalarımız oldu. Buradan gece geçerken çok şık bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle buraları yine taşla döşemek istiyorum arkadaşlar. Taşla döşemek istiyorum. Asıl şeyi bakın. Şimdi mesela evet bu bir ama böyle buraya kadar gelebilecek mi onu bilmediğimiz için yapa yapa gelmemiz lazım. Niye? Gelse daha güzel olurdu. Bunu da yıkıyorum tekrar. Böyle yapsam. Devam ediyorum. Kapatan engeller var ya. Şöyle yapalım. Buraya da bir kapı yapalım. Şöyle. Şimdi bu taraftan yapmaya devam etsek bence olur. Evet oluyor. Tam olarak evin önüne de bir tane. Her evin önüne zaten dediğim gibi şeyi yapıyoruz arkadaşlar.
Birer kapı yapıyoruz. Burası niye böyle oldu peki? Şunu da yaptım. Niye olmadı? Evet, burası da şeye geldi zaten. Şuradan itibaren de yine yapılabilir gibi. Taş, kayalık alan çünkü orası. Yani buraya şey değil de başka bir tane kapı yapmak istiyorum aslında. Bir dakika. Ama şık durmadı o da. Ama burada hiç şık durmuyor ha. Başka ne yapabiliriz? Oraya. Bu mu yani? Bu da hiç şık durmuyor ki. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu da kapatacağız. Buraya. Kapıyı yapıp sonrasında taş işte şuradan devam edeceğiz. Bir de başka şunu da kaldıralım. Buraya da taş çit yapacağız. Demir kapı yapacağız. Buraya oturdukları alana şöyle bir tane kapı yaparız. Evin önü dediğimiz yer, şuraya da bir kapı yaparız. Bu evin önüne de bir kapı yaparız. Şu arkadaşa da bir kapı yaparız. Ve buna da bir kapı yaparız. Buna zaten yapmışız arkadaşlar. İnşa et diyorum. Ve yapa yapa şöyle devam edelim. Bakalım hadi. Bakalım nasıl duracak. Çok mu çirkin duracak acaba diye düşünüyorum. Mesela şu bina evlerin çok yakın olması, evet, bir tık farklı durmuş ama zaten şey de böyle yani biraz gecekondu gibi olduğu için çok böyle planlı projeymiş gibi durmadı zaten arkadaşlar.
Bence yine de çok şık oldu. Bunu da yapalım. Burası kayalık alan, buraya gerek yok. Buraya oturacaklar için. Yapalım. Siz de gelin bakalım tavernaya gidecek arkadaşlar için. Evet, bence köyümüzün bu kısımda tatlı ve güzel oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Tatlı ve güzel oldu diye düşünüyorum. Bir diğer şey, buradaki arkada hepsinde meyve bahçesi gibi, daha doğrusu şöyle hobi bahçesi gibi arkalara şeyler yapacağım. Mesela arkadaşlar, yalnız bunlar çok şey olmayacak. Yani çok küçük değil, çok büyük de değil arkadaşlar. Şöyle. Kendi alanlarında mesela buraya büyük şeyler değil arkadaşlar. Şöyle kapılar yapılacak. Bu kadar. Onun haricinde aynısından buraya da yapıyorum. Aynısından şuraya da yapacağım. Aynısından buraya da, şuraya da yapalım. Bunları da yapalım arkadaşlar. Şunu da yapalım. Hatta sana da yapalım. Sana da hadi yapalım. Peki ne yapacağız bunu? Şöyle bir şey yapacağız. Çiti alıyoruz. Şu çitten yapacağım bu arada. Şu şekilde boydan boya götürüyorum. Her binanın buradaki kendine has, yani kendine ait küçük bir bahçesi olsun istiyorum. Küçük bir bahçesi olsun arkadaşlar. Şöyle bence koyulabilir. Buradan sokak tarafından giriş olmayacak bunlara. Kendi evlerinin bahçesinden olacak. O yüzden şöyle koyalım bunları. Seriden yapalım. Bir de tabii şöyle bir şey de yapacağız arkadaşlar buna. Kendilerine has yapacağız. Şunu kapatabilirim bu arada. Şunu kırabiliriz, evet. Burası tatlı oldu. Aslında hepsinin şöyle bir şey yapabilirim. Bir dakika tekrar. Şöyle yapalım. Aynı şekilde bunu şuna mı yapayım? Evet, buraya yapalım. Şu aradaki iki taneyi yine kapatalım arkadaşlar. Her binanın kendine ait böyle bir küçük bahçesi olsun. Karşı taraftan şey yapmışız madem. Tam şuraya ayarlarsak. Şununla şunu
şunu kırabiliriz ve buradan güzel. Şuradan mesela seninki biraz daha geniş olabilir mi? Evet, seninki hadi biraz daha geniş bir bahçe olsun. Şununla şunu kıralım. Tıkladım. Tıkladım seni. Lan hayda. Güzel. Yani şöyle. Sonra şu binanın daha şöyle bir bahçesi olsun. Seni yıkıyorum. Ya eğimdeyken böyle çok eğimli olmaları çok mantıklı değil arkadaşlar. Bunlar dik olmalı. Kod farkı olmalı sadece. Biraz şöyle eğimli olsa daha tatlı olur. Bu da tamam. Oradan ileride oyun yapımcıları bunlarla bence ilgilenir gibi geliyor arkadaşlar. Onu da şuraya kadar yapalım mesela. Şu iki tanesini yine yok sayabiliriz. Tamam, bu da tamam. Burada sadece şunu yok sayalım. Artık tüm evlerin neredeyse arkadaşlar, artık tüm evlerin pardon, bizim evlerin dahi olacak. Artık tüm evlerin kendine ait bir bahçesi olacak arkadaşlar. Bu da okey. Şurayı da kapattık mı bence çok tatlı olacak diye düşünüyorum. Evet. Evet, gördüğünüz gibi şimdi bunu inşa et desem şöyle tek tek minik bir bahçeleri oldu arkadaşlar bunların. Leğen vesaire bir şeyler koyabiliriz bunlara. Diğer köylerde gördüğünüz gibi. Küçük dekoratif masalar ekleyebiliriz. Kendi evlerinin arkasına masa atmışlar gibi güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Buralara da hatta her bir bahçeye de bir tane aydınlatma mesela köşelerine tatlı durur diye düşünüyorum. Mesela bu binaların şeyleri böyle. Diğer yukarıdakilerin önündeki bahçeler çok daha büyük olacak arkadaşlar. Onların burası biraz gecekondu, böyle çok sığ binalar, her yere sıkış sıkış yapmıştık başta biliyorsunuz. Ama diğer yukarıdaki diğer mahalledeki binalarımızın arasını açmıştık. Çok yakın değiller. Aralarda bahçeler için, yeşillik alanlar için, dekorasyon için yerler bırakmıştık. Oralar çok daha güzel ve görsel açıdan şahane olacaklar arkadaşlar. Burası böyle bir çok böyle yakın binaların olduğu, yakın evlerin birbirine çok yakın olduğu yerlerde yine de küçük küçük böyle insanların elbiselerini serdiği bir bahçeleri olsun istedim yani. Umarım güzeldir. Bakalım. Bunlara tabi birer tane masa konulabilir mi? Hepsine kova koyayım bak. Bir dakika. Şu binaların
Değil de bu binaların önünde yer var mı? Yok, bu binaların önünde de yer yok. Tamam. Bence güzel ya. Küçük küçük bahçeleri olması bence hoş oldu arkadaşlar. Ne dersiniz? Bence hoş oldu. Şöyle bir de gidip şuradaki bakın binalara yapalım. Bunların ön taraflarına bile yapabiliriz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz mesela şu binanın etrafına böyle gayet güzel çitler yapılabilir. Çok büyük çitler yapmıyorum bu arada fark ettiyseniz. Çünkü dar alanlarda çok büyük problemler yapıyor ya da görsel açıdan sıkıntılı olabilir. Mesela bunu boylu boyuna getirelim arkadaşlar. Boylu boyunca getiriyorum. Öyle koyalım. Tabi burada bazı şeyleri yıkacağız arkadaşlar. Mesela şunu, bunu yıkacağız. Sonra bu binanın şu ağacın olduğu yeri yıkalım. Hatta keşke yıkmasaydım. Neyse şunu da yıkalım. Buraya iki tane şey yaparız. Mesela şunu değil. Burada ikisini de yıkacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Ta inşa et. Tane de mesela şöyle gayet güzel bir bahçesi oldu diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Her binaya neredeyse küçük bir hobi bahçesi arkadaşlar. Burası site gibi olsun. Mesela şunları ayırmayayım tek tek arkadaşlar. Mesela burası bir site gibi yapalım gelin. Umarım olur bu arada. Evet oluyor. Güzel. Şurası mıydı? Bir sonraki miydi? Burası. Şöyle. Çok da bu tarafa gitmeyeyim. Arkalarına yapmayacağım. Arkalarına şu diğer önlerinin bahçesini yaparım. O yüzden arkaları biraz şöyle kapalı olabilir arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Yol boyunca gelelim. Olmaz. Niye? Bu yol çok ortada kalmış. Bu yol çok ortada kalmış. Şöyle yapıyorum. Bu yolu yok ediyoruz arkadaşlar. Bu yolu sevmedim. Çünkü şu evlerin bahçelerini çok kapatıyormuş gibi geldi. Hatta seni de yapıyorum. Şu yolu. Şuradan versem. Yalnız bu yolu buradan verince de bu sefer şeyi yapamayacağım değil mi? Yok bakın bir şey buldum. Şimdi bunu böyle komple yapıyorum. Hatta şöyle yapıyorum. Geliyor ve geliyor ve buradan buraya kadar geliyor arkadaşlar. Şimdi bu binalar bu şekilde ya şeyleri. Buraları kapatacağım direkt. Buraya da böyle bir dizaynımız olsun arkadaşlar. Şöyle geliyor zaten. Değil mi? Üçünü yapıp ortadakini kırıp ona da
Şöyle bir kapı. Yaptım mı? Yaptım. Hayır, yapamamışım. Arka şeye demir kapı yapmıyorum bu arada. Ön yere yaptım zaten. Evet, gayet şık oldu bence. Şurayı da buradan kapatacağım arkadaşlar. Buradan kapatacağım. Arkadan arka kapı gibi yapalım mı buraya da, ne dersiniz önce bir? Şöyle. Bir tane arka kapı yapalım. Şuraya da bir tane çit koyalım. Tamam. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buraya devam. Ne demiştik? Burayı zaten biliyorsunuz. Bir rezidans gibi bir yer yapacağız. Böyle üçlü. Bir site gibi yapacağız. Şunları ha yaptım. Bir şey eksik kalmış. Evet, şurada kapılar eksik ya. Ben de diyorum niye? Bir şey eksik duruyor. Tamam. Bu okey. Bir de şuraya kapı yapacağız arkadaşlar. İkili kapı mı yapsam buraya? Bu evinki de ikili kapı şeklinde olsa nasıl olur? Ben yaptım işte be. Tam tıkladığım anda böyle birbirine denk gelecek şekilde. Güzel. Şuraya da normal klasik bizim kendi çitimizden. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi gayet tatlı oldu arkadaşlar. Şuraya da hemen köşesine dardan değil. Yani bundan sonra bir tane de yine güzel bir bahçeleri olsun şöyle arkadaşlar. Ne dersiniz? Buraya dekorasyon amaçlı tabii ki hepsine arkadaşlar ne yapacaktık? Her bina şöyle köşe başlarına aslında burada koyabiliriz. Binanın hem de orada şey çok tatlı olur. Kendisine yapıyor ama bence buradan devam edebiliriz ya. Şöyle kapı girişine şöyle şey mi koysak bir de? Kapı girişlerine koyalım arkadaşlar. Kapı girişlerine koyalım. Niye yapamadım?
Tamam. Ağaca mı takılıyormuş? Ağaca takılıyormuş. Bir tane de buna bir tane değil, şu köşeye koyup tane köşeye, bir tane de kapının böyle köşesine yapılabilir. Evet. Merdivenleri aydınlatıyor. Bir de sokağı hafif aydınlatan bir, şu araya bir tane daha yapabiliriz sanki. Şu araya. Bunlar nereyi aydınlatıyor? Öyle. Onlar da öyle. Şöyle sokağı aydınlatacak. Çirkin oluyor sanki. Şöyle diğer tarafı aydınlatacağım. Bahçemizi aydınlatan sokağı da aydınlatıyor zaten gayet gördüğünüz gibi. Bence içeriden şöyle baktığınız zaman seri bir şekilde güzel ve şık durdu. Şu şeyi merak ediyorum arkadaşlar, bir de dekorasyonda, aydınlatmada şunlar ayaklı pişirme kasesi diyor. Ha, bu yerdeydi ya, buna gerek yok bunlara, tamam. Aslında şu alan gayet güzel bir alan arkadaşlar. Gayet güzel bir alan. Buraya toplu oturabilecekleri bir yer yapabilirim. Ama aynı zamanda taverna da var. Bakalım. Dur, önce sırayla gidelim ya. Şuraya bir tekrar bakalım neler yapılabilir. Bahçelerine şeyler yapıldı. Bence gayet güzel. Oo, bu arada bir saati geçmişiz arkadaşlar. Evet, her eve neredeyse arkadaşlar, yavaş yavaş hepsini yapacağız gerçi. Küçük küçük bahçeler yapıyoruz. Hobi bahçeleri çok tatlı oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bence daha bir şey yapmadık bu arada. Sadece masa yaptık. Birkaç bir şey daha ekleyeceğiz. Çitler vesaire, bence çok şık oldu. Burası böyle bir site gibi oldu. Evet, bundan sonra söylediğimiz gibi arkadaşlar uzun bir süre sadece ve sadece dekorasyona odaklanacağız demiştik ve gayet iyi gidiyoruz bence. Bu bölüm için izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.